Abdülkadir Selvi ben yıllardır tanırım. Ee, Yeni Şafak gazetesi e, muhabirliği döneminde beraber Ankara'da gazetecilik yaptık. Şimdi Abdülkadir Selvi biz aynı dönemde gazetecilik yaptığımız için Demirel'i takip ederdik. O sonrasında Yeni Şafak'ta yazarlık yapmaya başladı. Ben de yeni günaydının Ankara temsilcisi oldum ve yazı yazmaya başladım. Yani yaz, yazı yazma sürecimiz aynı döneme denk geliyor. Şimdi kendi halinde mütevazı, kişi birden uzak, riyakar olmayan bir dost, bir kardeş, bir arkadaş zor günde seni yalnız bırakmayacak yegane isimlerden birisi dostlarından bahsediyor. Şimdi son zamanlarda Abdülkadir Selvi sürekli bir hedef haline getiriliyor. Sürekli. Şimdi bir yazı yazıyor yalaka. Bir yazı yazıyor başka bir şey. Bir yazı yazıyor efendim bak FETÖ ile bir fotoğrafı var diye. Şimdi en son Fatih Altay çok ağır bir yazı yazdı. Ve kendi meslektaşına yalaka diye hitap etti. Ee, aslında bazen AK Parti'den, bazen CHP'den, bazen MHP'den atıyorum mesela Abdülkadir Selvi'nin e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir sorunu oldu. AK Parti'deki birçok isimle de oldu. Sonra MHP lideri Devlet Bahçeli ile de oldu. Hatta ben bildiğim kadarıyla mahkemelik oldular. Ben bir zamanlar bir e, MHP'nin Sayın Bahçeli'nin bir özel kalem müdürü vardı ona sordum. Dedim bizim siteyi nasıl buluyorsunuz? Dedi öyle böyle dedi. Öyle böyle diyorsan dedim demek ki biz tam doğru yerdeyiz. Çünkü bir tarafta olduğunuz zaman doğru yerde olmuyorsunuz. Ya yani Abdülkadir Selvi de herkesi kızdırdığına göre demek ki doğru yolda ilerliyor. Şimdi bir fotoğraf var arkadaşlar. Bir Abdülkadir Selvi'nin sürekli bu Amerika'daki e, Fethullah Gülen'le bir fotoğrafını servis edip ha şimdi getirin onu bu fotoğrafı önce bir tek verelim. Önce bir tek verelim. Tek. Sadece Abdülkadir verelim. Şimdi bu fotoğrafı kesiyorlar, biçiyorlar. Efendim bak görüyor musunuz? Sen kiminle berabersin? Kiminle? Fethullah Gülen'le beraberiz. Şimdi bakın. Fethullah Gülen dönemi bunlar bizi Müslüman bunları vatan sevgisiyle dop dolu sandığımız bir dönemde meğer bunlar hainmiş. Biz bunları sonradan öğrendik. Hepimiz. Abdülkadir Selvi de bunlardan birisiydi. Abdülkadir Selvi o dönemde Amerika'ya, Pensilvanya'ya bir gazeteci olarak gitti. Bir gazeteci olarak. Efendim Hadi Özışık sen de gittin. Evet ben Amerika'ya bu adamın yanına çok şükür gitmedim. Elim eline değmedi. Çok şükür. Ama Afrika ülkelerine gittim. Okullar gezdim. Ve döndüğümde de gurur duydum dedim. Şimdi bu resim böyle kalsın Mustafa. Döndüğümde gurur duydum dedim çünkü gurur duyulacak şeyler gördüm. Ama ben yalnız değildim gazeteci olarak gittim artı CHP'lilerin de olduğu bir heyetle gittim. Aha işte Atman Keskin orada ölmemiş yaşıyor. Beraber gittik. Ondan da övgüler aldı bu daha önce cemaat dediğimiz FETÖ'cülerin şeyi. Personeli. Şimdi Abdülkadir Selvi buraya gitmiş. ...bu fotoğrafı sürekli servis ediyorlar. Abdülkadir Selvi buradaydı. Peki... ...ulan kahpe... ...Abdülkadir Selvi'nin fotoğrafını... ...niye tek kesip oraya koyuyorsun? Döndü ki... ...bak şunlar vardı... ...bir arada şey koyuyorlardı... Ee, ...Şebnem Bursalı'nın tek fotoğrafını koyuyorlardı... ...bak burada diye... Şimdi genel fotoğrafı getir kardeşim. Bak burada kim var? Fethullah Gülen'in sağ tarafındaki kişi kim? Hemen sağ tarafında. Deniz Zeyrek Sözcü Gazetesi'nin Ankara temsilcisi. Ya Deniz Zeyrek Abd Abdülkadir Selvi Mustafa Kartoğlu ...en başta galiba Hakan Çelik... ...öbür en başta galiba Mehmet Acet olması lazım. Ee, Abdülkadir Selvi'nin yanında da... E, ...Türkiye Gazetesi'nin eski Ankara temsilcisi... ...Nuri neydi hatırlamadım soyadını... ...öbürü de Mustafa bilmem ne... ...FETÖ'nün e, önemli isimlerinden birisi. Şimdi e, şeyi getir... Mustafa şöyle yapabiliyorsanız bir görüntüyü Deniz Zeyrek'le Fethullah Gülen'i bir getir. Ya da Abdülkadir Selvi Fethullah denilen İblis ve Deniz Zeyrek'i getir. Kardeş bu ne? Bunu niye görmüyorsunuz siz? İşte alçaklık dediğim şey bu. Madem siz böyle bir resimle karşı karşıya, madem siz böyle bir resimle bir şey yapacaksanız, Ha ben burada Deniz Zeyre yermek veya kötü amaçlı falan göstermiyorum. Deniz Zeyrek de bir diğer gazeteci heyeti gibi gitti. Gazeteci olarak gitti oraya. Yani ne Abdülkadir Selvi, ne Mustafa Kartoğlu, ne diğer gazeteciler. Orada bir tek Mustafa Ünlü var. Onun haricindeki diğer gazeteciler orada ele tek öpmeye gitmedi. Orada gittiler. Ee, en normal dönemde gittiler geldiler. Türkiye'de de en zor sorularını da sordular. Geri dönüp geldiler ve burada da haberlerini yaptılar. Bir yanlış anlaşılma olmasın. Ben böyle bir kahpelik yapmam. Ya bak işte Deniz Zeyrek de varmış. Yok öyle. Be. O, o mu söylemiyorum. Bu adam da gitti. Orada gazetecilik yaptı. Şimdi bütün bunların hepsi yapmış olduğu gazetecilik. Döndüler geldiler Türkiye'ye sürekli önümüze çıkarılan bir fotoğraf var Abdülkadir Selvi'nin. Şimdi Abdülkadir Selvi'ye 15 yıl önce çok değil, çok geriye gitmeye gerek yok. Abdülkadir Selvi 15 yıl önce Yeni Çağ Gazetesi'nde, Yeni Şafak Gazetesi'nde yazarken niye kimse dokunmuyordu? Muhabirliği döneminde niye herkes tarafından çok seviliyordu? Efendim hürriyete geçti. Tırnaklarıyla kazıya 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 yükseldi. E, birilerine batıyor yani. Mıncıklamaları o yüzden. O yüzden sürekli her gün bir sosyal bir yazdığı yazılardan dolayı ya, bu adam kulis alıyor. Kendi görüşünü ortaya koyun. Kendi görüşü de var ama kulis aktarıyor. Vay Abdülkadir. Eğer Abdülkadir Selvi tırnaklarıyla kazıya kazıya bu noktaya gelmeseydi emin olun ondan iyisi kimse olmazdı. Ertuğrul Özkök bir gün geldi benim iş yerime dedi ki sen ne yapmışsın ya seni dedi çok mıncıklayacaklar. Evet mıncıklıyorlar. Ben 20-25 yıl önce sıradan bir muhabirdim. Sonra eleman çalıştırdık. Bizim en yakın arkadaşlarımız bize saldırmaya başladı. Onu geçtik başka başka başka. Ulan Hadi Üzüşük yapıyorsa Süleyman Üzüşük yapıyorsa biz de yaparız diye. Bize olmadık iftiralar atmaya başladılar. Küfür, hakaret bir sürü şey. E, dolayısıyla bir yere geliyorsun. Bunların bize, bize Abdülkadir'e veya işte bunu hak eden başarısını böyle tırnaklarıyla kazıyarak elde eden insanlar her zaman hedeftirler ben bunu sizinle paylaşmak istedim. Yani Abdülkadir Selvi'ye kardeşime yapılan haksızlığı dile getirmek istedim arkadaşlar. Şimdi son olarak size İstanbul'da bir saldırı oldu. Başka bir şey var mı çocuklar gündemde? Evet. Şimdi İstanbul'da İYİ Parti İstanbul İl Başkanı e, Buğra Kavuncu. Yani tanımayanlar için söyleyelim. Ümit Özdağ'ın hedef tahtasına oturttuğu, FETÖ'cü dediği ve kıyametleri kopardığı İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ilginç bir şekilde e, saldırıya vuramış. Birisi şey demiş size bir şey söyleyebilir miyim diye yaklaşmış yanına ve e, bu görüntülerde burada evet bir görelim. Bunlar mı? Geldi. Böyle bu şekilde saldırıp kaçıyor. Bakın. Geliyor. ...gümrük atıp kaçıyor. Çok enteresan. E, bu adamın etrafında... E, ...koruma yok. Koruması da... ...bir süre önce alınmış... ...diye haberler okuyoruz. Niye alınmış? Tehlikeyi mi atlatmış? Hiç düşmanı yok muş Efendim... ...ben... E, Çok bir saldırı, alçakça bir saldırı. Ee, Tuncay Özkan atlamış tabii. Boş durur mu? Gazetecilere, siyasilere yapılan saldırıların cezasız kalması eşkıyaları cezalandırıyor. İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yapılan saldırıyı kınıyorum demiş. İktidarı sorumlu olmaya davet ediyorum. Güzel, güzel tepki, güzel de. Tuncay'cığım bu geçen gün Emre Eriş diye bir gazeteci saldırıya uğradı. Onunla ilgili niye gıkın çıkmadı acaba? Yani bu gazeteciler, siyasetçiler tamam da. Yani Emre diye bir kardeşimiz saldırıya uğradı. Onunla ilgili sen bir gazeteci kökenli siyasetçi olarak niye bir teklif etmedin? Onu da hatırlatayım. Kemal Kılıçdaroğlu hemen bir şey yapmış. Sevgili Buğra Kavuncu yumruklu saldırıya uğradı. Maalesef saray artık budur. <laughs> ya bir günde bir açıklama yapın sizi alkışlayalım be kardeşim ya. Bir tek gün ya. Ya saray mı budur? Bunu saray mı yaptı ya? Ya Trol, küfür, iftira, yalan ve saldırılar. Erdoğan anketleri gördükçe gerginliği artıyor. Tabii Erdoğan'ın gerginliği niye artmasın? Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyları yüzde 84. Yok yanlış söyledim yüzde 92. Ya CHP açık ara ne açık arası şey çekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye bırak cumhurbaşkanı. Ultra Cumhurbaşkanı oluyor. Bu kadar anketler öyle diyor. Kemal Kılıçdaroğlu böyle çıkmış, uçuyor. Ya anketler senin seni geriyor. Sen hala yüzde 22'lerde yüzde ya. Ya yüzde 34 de olsa AK Parti yüzde 40'lar da var, yüzde 34'ler de var. Netice itibariyle sen ne ediyorsan %25'i aşamamışsın. Ne gerginliğinden bahsediyorsun. Bari böyle saldırıya uğrayan bir adamla ilgili hiç olmasa bir siyaset yapmaya Erdoğan geriliyormuş. Ülke bunu gördü. Geçmişte seni tanıdı Erdoğan. Sökmez artık bunlar. Yutmayız. Biz seni hep beraber göndereceğiz. Ne diyorsun Kemal Bey Allah aşkına ya? Allah aşkına sen burada ne demek istiyorsun? Ya bir adam saldırıyor uğramış kardeş, Geçmiş olsun diye. Bu saldırıyı yapanları bir lanetle. Bir bak bakayım hükümet, iktidar, İçişleri Bakanlığı, emniyet bu konuda bir şey yapacak mı yapmayacak. Bu nedir? Bu nasıl bir dil ya? Bak troll, küfür iftira. Küfür iftira kendisine ait. Yalan kendisine ait. E saldırıyı zaten Erdoğan'a her türlü hakaret hep kendi kurmaylarıyla birlikte şey yapıyor. Sözlü saldırı. Erdoğan anketleri gördükçe gerginliği artıyormuş. Allah Allah. <laughs> %92 arkadaşlar yani nasıl gerilmesin Erdoğan Allah aşkına. Ülke neyi gördü mesela? Ülke bunu gördü geçmişte. Ülke bunu gördü geçmişte. Seni tanıdığı Erdoğan. Arkadaşlar Allah aşkına siz bir şey anladıysanız lütfen buraya yazın. Allah aşkına. Tı. He? Getir. İstanbul İl Başkanımız Buğra Kavuncu'ya yapılan alçak saldırı ancak korkakların işidir. Bu adi işler bumerang gibidir. Döner eninde sonunda yapanı yaptıranı vurur. Siyaset. Şirli dile ve nefret dolu üsluba teslim olmamalı. Siyaset iklimimiz bir şiddet sarmalına, sarmalına girmemelidir. Yavuz Ağar Alioğlu. Hay Allah senden razı olsun be kardeşim ya. Vallahi billahi böyle bir... Büyük... Yani Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki anketlerle gerildik diyor ya. Ya bu Kemal Bey'in son zamanlardaki videolarını açıklama biz geriliyoruz. Allah senden razı olsun. Bizi bu gerginlikten kurtardı. Bak ne kadar güzel bir mesaj. Ne kadar keyifli, ne kadar seviyeli, ne kadar ahlaklı. Ne kadar birlik ve bütünlüğe çağırıcı. Bu nedir ya? Getir bakalım Ümitlik Bayrı. Söyleyecek sözü olmayanlar bağırır. Çaresizler de namertçe saldırır. İstanbul İl Başkanımız Buğra Kavuncuya yapılan korkak saldırıyı şiddetle kınıyorum. Koruma kararını bu saldırının önünü açanlar hiç boşuna heveslenmesin. Bizi böyle adi yöntemlerle yıldıramazsınız. Bak ya ümitlik bayır bile kendinden beklenmeyen bir böyle güzel bir açıklama yaptı. O koruma olayında da haklı. Yani bir il başkanı koruması olmalı kardeşim. Bir getir saldırı bir şey olur. Niye kaldırıldı? İşte o da bir karar. Bilemiyorum. Yani e, koruma kararı verilir, kaldırılır. Keyfi bir şey haline gelmiş herhalde. Evet, getir bakalım. Mansur Yavaş İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Sayın Buğra Kavuncu'ya yönelik düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyor. Bu çirkin saldırıda faili ya da faillerin en kısa sürede yargı önünde hesap vermelerini diliyorum. Biz de diliyoruz. İmamoğlu yok mu? Diğer il başkanları mesela. Canan Hanım'ı getirelim. Canan Kaftancıoğlu. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı çok kıymetli mevkidaşın Buğra Kavuncu'ya yapılan... Saldırıda, saldırıda, saldırıda öncesinde ne bu ya? Yapılmış diğer saldırılar gibi kabul edilemez. Saldırılardan ziyade saldırtan anlayıştan hesap soracağız. Sevgili başkanım geçmiş değil, gelecek olsun. Canan Kaftancıoğlu da şıp demiş. <laughs> Hangisi birbirinin burnundan düşmüş artık bilmiyorum ironi yapmış yani saldırtan anlayıştan bulalım başka var mı Mustafa haydi bakalım şey var mı mesela e, İslam AK Parti ha AK Parti İstanbul İl Başkanı bir eleştiri getirmemişse eleştirelim getir bakalım Osman Nuri Kabaktepe helal olsun. Bak okumadan söylüyorum. İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu yapılan saldırı e, Kavuncu ya yapılan saldırı hamuru hoşgörüyle yoğrulan kültürümüze yakışmıyor. Rengi, inancı, görüşü ne olursa olsun şiddetin karşısında olacağımızı belirterek saldırıyı kınıyor. Mevkidaşıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kemal Bey. Şimdi Mutlu Furtan'a var mı Büyük Birlik Partisi'nde? Mutlu Furtan'a. Getir bakalım İmamoğlu'nu. Eee İmamoğlu da demiş ki İyi Parti İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu'ya yönelik yapılan saldırıyı kınıyorum. Sorumlular bir an önce yakalanmalı ve yargı önüne çıkarılmalı. Yemin ediyorum ben hiç böyle tarafsız, tarafsız bakıyorum. Yemin ediyorum alkışlıyorum. Yahu bu kadar mesaj okudum bak. Ya bir tek sırıtan yani manşet olsun. Burak Kavuncu'ya e, geçmiş olsun diyenler içerisinde bir tek Kemal Kılıçdaroğlu'nun şey sırıttı başka bir şey söylüyordu ve ben anlayamadım. İmamoğlu'nu alkışlıyor. Mutlu Fursan'a Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Başkanı şiddet çözüm değil bilaki sorunların ana kaynağıdır. Bu toprakların hoşgörü kültürüyle de asla bağdaşamaz. İyi Parti İstanbul İl Başkanı mevkidaşım Sayın Buğra Kavuncu'ya yapılan saldırıyı kınıyor. Kendisine geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum diyor bu kadar. Saadet Partisi var, onu da getirelim. Yani başka kim vardı? MHP var mı mesela MHP? Yani burada bu saldırı doğru bir şey olmamış ve herkes tepki gösteriyor ama Kemal Kılıçdaroğlu hala saray diye sayıklıyor arkadaş ben akıl sıra erdiremiyorum ya. Ne saraymış be kardeşim ya. Evet. Ben tekrar Buğra Kavuncu'ya ben de geçmiş olsun diyorum arkadaşlar. Ee, bugünkü yayınımız bu kadar. İki gün olmadım karşınızda. Kötü bir şey yoktu. Merak edenler olmuş onun için soruyorum. Ee, ya tadım yoktu açıkçası. Yani öyle diyeyim. Tembellik yaptım diyeyim. Ne bileyim iki gün böyle bir e, ara vereyim dedim. Eee Sonra geldik. Süleyman Özışık'a mesajlarınızı iletiyorum merak etmeyin. Ee, sizin yazdıklarınızı da Süleyman Özışık okuyor, taleplerinizi de okuyor. Ee, ama yani artık Süleyman Özışık da sizin aranızda olan bir şey. Bu arada arkadaşlar şimdi burada bana bazen şöyle bir şey söylüyor. Ee, benim mesajım arada kayboluyor diyor bazı arkadaşlar haklısınız. Şimdi şöyle bir yol düşünüyorum ben. Mesela atıyorum haftanın bir günü sadece üye arkadaşlarla görüntülü sohbet yapalım. Ama sadece üye arkadaşlar. Buradan ekranda siz de olacaksınız, ben de olacağım. Karşılıklı sohbette bulunacağız. Yani konularımızı belirleyeceğiz ve karşılıklı sohbet edeceğiz. Bunu şimdiden duyurayım. Yani e, bu bize üye olan e, arkadaşlara da biz haksızlık da etmek istemiyoruz. Yaklaşık iki yıldır bu insanlar e, üye olarak bizi destekliyorlar. Bizim yanımızdalar ve hiç vazgeçmediler Dolayısıyla Bu arkadaşlarımıza bazen Bazen değil En azından haftada bir Ya da bu canlı yayından sonra Onlara özel bir yayın Yapmayı tasarlıyoruz Söyleyeceğim bir, bir bunu söyleyeyim İkincisi ee, Burada diyorsunuz ki Benim mesajım Hızlı akıyor 지금 테크놀로지